Final evet nasıl? Vaktim doldu mu başkanım? 5 dakika içerisinde tamamlarsanız planımıza daha yürütebiliriz. Şeyin yok Kemal soldurmuş. Ana sahibi. Şey gözükmüyor işte. Ha, tamam oğlum. Çok farklı. Efendim isteyenlere ilçemizde bulunan sarnıçların hepsini listesini verebilirim. Yalan Sayın Aytekin Bey'in yaptığı liste gibi onların listesi de vardır. Bir de şunu göstereyim ben. Son 3 tane konan şeyi öğrenemedim. İsimlerini. Benim bildiğim bu ya kurtarılan evler bunlar. Yanılan evler değil. Boylan evi. Beyboğan'daki Hozmurlar evi. Kelanlı konağı. İddia ederim şu konak benim hatıramdır memlekete. O mavi konak. Görür görmez dumandan yetmedi halde neyse Mümtazlar konağı. Haberimiz yoktur. Mümtazlar konağı da yanıyordu. Arkadaşlarımın erken davranması sayesinde kurtulmuştur. Çeşmeli 1, Çeşmeli 2, Çarşı Polis Karakolu bizzat ben müdahale ettim. Kranköy Mışçılar Evi, Kareli, Kalafatoğlu konağı. Bundan son zamanlarda kurtulan konaklar, Çavuş Mahallesi Altın Sokak, Çavuş Mahallesi Hasan Tepe Sokak'ta isimlerini öğrenemedim. Hepsini tek tek öğreneceğim bu konaklara. Kranköy Sarnıçlı Otel, Mecit Gökhan Ersin Bey'in eski sahiplerinin ismini öğrenemedim. Bunu da bizzat şahidiyim. İşçilerin ocakta ateş yapması sonucu büyümeden söndürüldü. Yani öyle başlangıçta falan değil. Köy içi Sebizlere bir Yorbacılar konağı, Olu Cami altındaki Cürtler evini bilirsiniz şeyde. Bir de bunu şey olarak aldım, bunları da öğreneceğim. Aras'ta girişindeki sağ taraftaki konak, Anaoğlu evi karşısındaki konak, Çorapçalı dediğimiz Oğuzcum ağlı, bu Türkiye İş Bankası'nın arkasında. Bilhassa onda ben de bulundum. Tabakhaneye giderken sol taraf arkadaşlar söyledi onu. Onu da öğreneceğim. Bu şekilde arşivleyeceğiz. Başka bir şey yapabilirim. Bir de şu programı çalışıyor. Üzerine İmleç'te geldiğim. Safranbolu'muzda Netcat'le çalışıyor bu program. Pimpon masasının üzerinde tüm yanılmamalarını işaretledim. 2 sene sonra dediler ki bunu yapmamız gerekiyor. Ben yaptırdım deyince şaşırdılar. Çünkü 3 tane kişi harita mühendisiyle beraber yapmaları gerekiyormuş. Çarşımız aslında yeterli. Bana vardır. 45 tane banamız var. Hepsi aktif bir şekilde. Yani ara sıra bozulanı hariç onları tamir ediyoruz. Toplam 75 tane bana vardır. Bu banaların hepsi bu programda işlenmiş haldedir ya. O Netcat programı olsaydı gösterseydim. Başka gösterebileceğim şey. Eski yangınları zaten Aydın abiyle karşılayacaktır. Şey yapamadım. Ben de önemli olarak daha evvel yapmıştım ben. Yani dişe dokunur. 24 tane konak yanlarına işaret koyduğum önemli konaklar ve hükümet buna da dahil Safranbolu'muzdaki tüm büyük birkaç tanesi eksik tüm yangınlara bulundum ve girdim. En son yangında da müdürümüzün dediği gibi herhangi bir su sıkıntısı olmadı. 3-4 kolda arkadaşlarımız müdahale ettiler. 2-2,5 saat hiçbir ara vermeden suyla müdahale edilmiştir. Şimdilik diyeceklerim bu kadar başkanım. Sırasıyla. Sayın Gökçe'ye teşekkür ederim. Değerli konuklar, bir gerçeğin altını çizmek zorundayız. Safranbolu'da yangınlar olmuştur. Evler yanmıştır. Ama mahalle yangını olmamıştır. Yangın çevreye sirayet etmiştir. Sayın Aytekin Kuş'un 1859'da ve 1898'de 1889'daki iki yangını dışında Safranbolu'da yangın tek ev yangınıdır. Dolayısıyla çevredeki evlerin kurtarılması Safranbolu itfaiyesinin bir başarısıdır. Zaten itfaiye teşkilatının en önemli başarısı. Burada değerli uzmanlar var. Yangın başladığı anda itfaiye örgütü orada hazır olmadığı için yangın çıktığı evi kurtarmak
sadece Safranbolu, Karabük'ün değil, İstanbul Ankara itfaiyesinde mümkün olan olmaktadır. Önemli olan itfaiyenin başarısı yangının çevre binalara sarmamasıdır. Safranbolu itfaiyesi bir hafta 10 gün önce Akçosu'da kaçak sokakta yangında Karabük itfaiyesinin de destekleriyle o yangının çevre binalarına sarmasını önlemek suretiyle büyük bir başarı kazanmıştır. Bunun da altının mutlaka çizilmesidir. Bu gerçeklerin de bilinmesine ihtiyaç vardır. Değerli konuklar, programımız gereği sayın konuşmacılara zihninize takılan sorular olmuşsa onları sorulması ve yanıtlarını da kendilerinden almamızla ilgili bir son bölümümüz var. O konuya geçmek istiyorum. Söz almak ve soru sormak isteyen arkadaşlarınız lütfen işaret buyursunlar. Buyurun Sayın Bayramgil. Ben Sayın Gökçe'ye şey sormak istiyorum. Yeni yapılan itfaiye binasının yönü ne tarafa? Buyurun Sayın Gökçe. Şimdi itfaiye binamız yapıldı. Evet. Araçların çıkışı Kirtilli tarafına. Allah Allah. Değil efendim. İtfaiyede oturacak adamlar. Bir dakika, konuştuğundan sonra. Buyurun efendim. İtfaiyede oturacak adamlar, sırtı bizim Safranbolu'ya dönük. Yani Beybağ'a dönük. Sırtı Beybağ'a dönük. Allah Allah. Şimdi efendim, eski binalarda ben önce Sayın Meslektaşım Mehmet Bey'e baştan sona kadar katılıyorum. Evet. Sayın Yaşar Bey'in de önlem bilgiler çok güzel. Ancak bizde Safranbolu'da eski binalar ne şekilde yapılmıştır, yapılış tarzı nedir, şekli nedir? Öncelikle itfaiyecilerimizin bunu bilmesi lazım. Bizde baca yangınları neden çıkar? Binanın ana taşıyıcı ahşaplarından bir tanesi bacanın içinden geçer bizde. Şimdi baca yangınları olmaz. Niye az? Şu anda ithal kömürler kullanılıyor. Eskiden odun yakılıyordu. Alev boyu yüksekti. Evet. Dolayısıyla odunun çıkartmış olduğu kurumlar daha fazla tutuşma sebep verdiği için baca yangınlarımız çoktu. Siz de gayet iyi bilirsiniz. 1972 yılına kadar Safranbolu'da itfaiye arabamız bir tane jipti. Ve evet, üzerinde su taşımıyordu. Evet, hortum vardı. Evet. O itfaiye arabamızda baca söndürme teşkilatı vardı. Evet. Peki, baca söndürme, baca yangınında baca söndürme klasik olarak halk dilinde nasıl yapılır? Sadece aşağıdan su tutmakla olmaz. Yangını daha öteye itersin. Elinize alırsın iki tane şey, bir bidon sirke, bir de tepsi, sirkeyi döker, tepsiyi üstüne kapatırsın, sen aşağıdan müdahaleni yap, bacan söner. Hava almasını önlersiniz. Evet. Ya, bu tip halk usulü şeylerin de bilinmesi lazım. Binalarımızın yapılış tekniklerinin iyi irdelenmesi lazım. Baca yangınlarının söndürülmesine bu şekilde önem vermek lazım. Aracoz sayımız şu anda yeterli. Benim tahmin ettiğim kadarıyla 7-8 tane arazözümüz var. Ancak bir noktada konuşlanıyor bu. Şu anda Kirtilli yolunda. Bunun küçük araçlar çarşıda konuşlanır, büyük araçlar Kırakköy'de konuşlanırsa yangına daha erken, daha çabuk müdahale edilir. Yani itfaiyenin belli merkezleri, evet, istasyonları veya şubeleri olsun dersiniz. Evet. Daha kolay olacak. Eski binalarımızda restorasyon yapıyoruz. Bu restorasyonlarımızda katlar arasına ısı için ve ses için izolasyon yapıyoruz. Yaptığımız bu izolasyonların tamamı camlı. Eskiden neydi bizim döşeme tahtalarımız arasında at toprak dediğimiz toprak vardı. Bu toprak iki işe yarıyordu. Hem ses, hem izolasyon, hem yangında bir üst katı sirayet etmeyi önlüyor. Ayrıca çatıların izolasyonunda bugün kurula sunduğumuz bir projede kiremit altında izolasyon istiyor. Bu izolasyonu ne istiyor? Membran istiyor. Membran ne? Tamamen petrol ürünü olan bir şey. Membranın altında ne istiyor? Komple tahta istiyor. İtfaiye geldi çatıya su tuttuğu zaman kiremit havalansa bile itfaiyecinin suyu çatının arasına girme şansı yok. Dolayısıyla itfaiyecinin yeni restore edilen bir binada çatı yangını önleme şansı zaten yok. Elektrik tesisatlarına gelince eski binalarımızda elektrik tesisatları peşel boru dediğimiz saç borular içindeydi. Evet. Dolayısıyla çatı aralarında sincap ve fareler bu boruları kemirip de elektrik kontağına, elektrik kaçağına sebebiyet veremiyordu. Bugün için itfaiye için en kolay şey elektrik kontağı değil, işi kapatmak dolayısıyla. Evet. Ama bugün restore edilen binalarımızda dikkat ederseniz hep restore edilen veya tamirat ruhsatlı veya ruhsatsız
tamirat geçiren binalarımızda şeyler var. Yangınlar oluşuyor. Bunlar neden? Siye dayanıklı, akıma dayanıklı antikrol kablo çekiyoruz. Ama bu tip haşerelerden bu kabloları önlemiyoruz. Bu tip haşerelere karşı bir önlemimiz yok. Dolayısıyla çat aralarında yangın oluyor. Bugün herkesin göz ardı ettiği fön makinesi dediğimiz saç kurutma makinesi. 1000 watt 1500 watt. En ufak bir elektrikli ısıtıcımız 3000 watt 4000 watt. Bunlara bizim normal tesisatlarımızla, sonradan yapılan tesisatlarımızla yeterli değil. Sayın İtfaiye Müdürümüzün söylediği dışarıdan müdahaleli sprik sistemini ben yapmış olduğum restorasyon işlerinde uyguladım. Ayrıca restorasyon yaparken binalardaki ahşap elemanlarda alevin yükselmemesi, sadece kor halinde, köz halinde kalması için ürünler var. Bu ürünlerle bir ahşapları boyadığımız takdirde ahşapta yangın alev boyu yükselmiyor. Sadece kor halinde kalıyor. Dolayısıyla sıçramayı önlemiş oluyoruz. Bu ürünler piyasada var ve ucuz. Varili 350 lira. 200 litresi 350 lira. Ama maliye. İş tutacaksın, onu yapacaksın, bunu yapacaksın. Cincami yangını siz hatırlarsınız 1978 yılında. Evet. Pamuk evet, yandı. Pamuk deposu aşağıda yandı. Evet. Şimdi doğrudur. Mehmet arkadaşımın dediğine geliyorum, emir komutan. Şimdi o zaman siz belediye başkanıydınız. Ben fen işleri müdürüydüm. Rahmetli Mustafa da elektrik işleri müdürüydü. Erdinç. O zamanki itfaiye teşkilatımız, belediyemizde o zaman kaç işçimiz vardı? Ne oldu? Hepimiz bir koordine olduk. Koordineli şekilde hareket ettik. Siz başkan olarak bile sadece bize uzaktan baktınız. Bizler yangını ele aldık, kontrol ettik. Suyla yaptığımız şeye bile, söndürmeye bile elektrik çektik o ara. Ve onunla beraber söndürdük. Dolayısıyla burada emir komuta önemli. Sen oraya git, ben buraya git, bir şey yok. Yangın mahalline itfaiyeciden önce zabıtanın polisi gitmesi lazım. Bu araç bu araya, bu araç buraya veyahut da halkı uzaklaştırması lazım. Sanayide bir yangın oldu. 3 tane itfaiye aracözü aynı mahalle girdi. Su işlerinin aracözü geldi, aynı mahalle girdi. Zabıt arabası orada, itfaiye şeyi orada, personel aracı orada, polis aracı da orada. Yani koordinasyonsuzluk var. Koordinasyonsuzluk ve tek ağızdan emir komuta çıkması. Safranbolu'da ise Allah göstermesin bir yangın. Karabük'ten itfaiye gelmişse Safranbolu itfaiyesinin emir komutasına girmeli. Karabük'te olmuşsa Safranbolu gitmişse Safranbolu Karabük'ün emir komutası. Ama bizde yarış başlıyor. Ben başarılı oldum, sen başarılı oldun değil mi? Bu yangını ben söndürdüm, bu yangını sen söndürdün. Şimdi Safranbolu'ya sorarsak der ki Karabük itfaiyesinin çatısı yandı, ben söndürdüm. Karabük itfaiyesinde diyeceğiz ki felanca şeye geldim, ben söndürdüm. Bunlar önemli. Birlikten kuvvet de var. Yani bir elin nesi var, iki elin sesi var demiş ama, atalarımız. Ama bunu böyle kabul etmek lazım. Ama tek emir komuta. Tabii. İkincisi, belediyemizin fen işleri çalışıyor. Bazı yollarda kaldırım döşemeleri yapılıyor. Madem ki uzun bir noktada kaldırım döşemesi yapılacak, o zaman ileriye bir itfaiye aracının konuşlandırılması lazım. Dış kale altındaki yandı. Karabük'ün arabası Gümüş'ten doğru girdi, şaftını kırdı. Safranbolu'nun arabası kale altından doğru girmek istedi, taşların üstünden. Bir tane de iş makinesi vardı şeyde, yolu kesmiş, yoldan Arap'la geçmesin diye. Yandı tabii. Ev yandı, yapacak bir şey yok. Şimdi eskiden dediğiniz gibi bahçelerimizde havuzlarımız vardı. Bunlar ne zamandı? Paşa suyunun olduğu zamanlar. 1995 yılından itibaren şehire paşa suyunun damlası gelmedi. Evet. Her çeşmemizde sardıcı vardı çeşmenin, haznesi vardı. O hazneden su basabiliyordu. Daha önce sizin söylemiş olduğunuz kaya altında çıkan yangında bizim bahçedeki havuzda su basılmış oraya. Doğru. O söndürülsün diye. Ama şu anda şey yok ki, paşa suyu yok. Havuzlar sıfır. Çeşmelerden sadece terkos suyu yapıyor, o da sadece haznesi boş. Musluğumuzdan hazne yok. Söylediğiniz gibi
Safranbolu'daki vergi dairesi yandı, hükümet yandı. Ben talihsiz olarak hükümet yandıktan sonra ikinci defa dedim ki ben şu 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 vergilerimi ödedim. Şu vergilerimi de daha henüz taksidi gelmediği için ödeyemedim dedim. Onları da taksidi geldiğinde ödeyeceğim dedim. Devlet bana devlette sureti kalmadığı için aynı vergiyi ikinci defa tahakküp ettirdi ve ben aynı vergiyi iki defa ödedim. Safranbolu'nun yangınında. Şu anda görmüş olduğumuz jen güzel bir şey. Ancak piyasada şu anda yangın topları var. Ahşap evlerin girişine yangın toplarından birer ikişer üçer tane koyabiliriz. Yangın topu yangın olan mahalle attığınız takdirde orada kendisi patlayıp yangını söndürebiliyor. Yangın topu ne gibi bir gaz çıkartıyor? Aynı bildiğiniz çıkarttığı gazın cinsine kuru kimyevi toz var. Kimyevi toz var. Araç yangınlarında, ahşap yangınlarında ve kimyasal yangınlarda işlev görüyor. Ve piyasada da çok rahat satılıyor. Bunlardan bu çabucak temin edilebilecek bir şeyler. Bunları yaparsak daha erken elde edebiliriz. Ama ilk anda gidip suyu veremezsek, hortumu açamazsak o zaman problem yaşarız. İşte bu güzel önerilerinizi, burada dile getirilen çok güzel görüşleri gerçekleştirecek kamu otoritelerinin bunları bilmesine gereksinim var. İşte ondan bugün yoksun kalmamızın ben üzüntüsünü taşıyorum. Evet, bugün için eğer bakımız Pesre'deki bir yemek var, adın her taraf dolandı. Bugün yemek söylenmedi vakıfta. Yemek söylenmeyince kimse gelmedi. Sayın İtfaiye Müdürümüz, birkaç tane itfaiyeci arkadaşımız buradalar. Onun haricinde dediğiniz gibi emir ve yetkiye sahip kimse... Karar merciinde bulunanlar. Karar burada merci. Değerli arkadaşlarımız da fedakar itfaiyecilerimiz var. Var. Onlar emir komuta. Onlar emir komuta içerisinde. Uygulayıcı evet. Onlar. Allah karar vericiler, yöneticiler yan bahsettim ben. Ben de onlardan bahsediyorum. Yemek olsaydı herkes gelirdi. Ama Allah itfaiyeye, doktorasına buna iş düşürmesin. Amin. Onlar rahat otursunlar ama onlar rahat oturdukça biz kârlıyız. Allah onlara iş düşürdüğü zaman işimiz hep zor. Ama bizim iç kuruldan da kimsemiz yok burada. Biz şimdi kurula proje sunuyoruz. İzolasyon diyor. Tamam, izolasyon ne yapılacak? Cam yünü koyun. Safranbolu Belediyesi'nde, açıkça söylüyorum. Safranbolu Belediyesi'nde, Safranbolu Belediyesi'nin para vererek yaptırdığı restorasyon işlerinde binalarda cam yünü kullanılmıştır. İstiklal sırasında bunu fark ettiğimde o günkü bayan arkadaşa dedim ki sen ne yapıyorsun? Cam yününe sen nasıl para veriyorsun? Burada bu dedim yanıcı madde. Bu yanıcı maddeye sen cam yününe para verip yarın bu bina yanarsa sorumlusu olursun dedim. Ne yapacağız dedim. Evet. Tabii şunu rica etmek lazım. Sayın Başkanımız Şevik Dizdar buradalar. Değerli konuşmacıların, panelistlerin konuşma metinlerini vakfa vererek vakıfın da onu bir yazı içinde bu panelden şu 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 değerli fikirler ortaya atıldı. Bunların yerel örgüt tarafından, belediye tarafından dikkate alınmasını vakıf olarak diliyoruz şeklinde. Yani hiç değilse bir müracaatta bulunması. En azından ikinci bir itfaiye binamızın Trankoy'da olması lazım. Şimdi bir yeni yapılan itfaiye binanızda yön çarşı istikameti neyse garajdan hızlıca çıkacak bir araba cikcikların bahçesine inecek. Biraz önce kekile diyordunuz da. Hayır. Açıklayayım. Sen öyle dedin. O araba hızlıca, Sayın Başkanım. Hızlıca çıkarsa Sayın Başkanım. Bitirsin. Tamamdır. Ben daha fazla konuştum. Söz vereceğim size. Tamam mı? Bal evini sayın. Tamam. Bayram gel. Teşekkür ederim. Yani şu var. Kol kırılır, yen içinde kalır ama kendi hatalarımızı, kendi noksanlarımızı bir an önce görüp kendi hatalarımızı... Amaç kimseyi muayene etmek değil. Hayır. Öyle muayene şeyimiz yok. Şahıslarla bir işimiz yok. Memleketimizin bir felaketten korunması için neler düşünülüyor? Bunu da dile gitmek. Çok teşekkür ederim Sayın Bayram. Mehmet Bey buyurun. Sayın Başkanım, biraz önce görüntüsünü gösterdim. Zannedersem Nabiz Bey yanlış bilgi verildi. İlk projeden bahsediyor. Kekiliye diyor doğru diye. Ben kafadan dedim mezarlık isterseniz müsaade ederseniz açayım fotoğrafı. Sizin beyanınıza da iniyor yok. Ama dedi ki arabalar Kekiliye doğru dedi. İlk proje o.
İsim vermeyeyim, o bilgiyi veren de biliyorum. Bu bitti. Üçüncü, dördüncü değişiklik oldu. Çarşıya bakıyorum. Çamaşır bakıyorum. Tamam onu. Adam neyse. Hızlıca çıksa bahçeye düşecek. Yok gayet iyi, biz çıkarız. Her türlü çıkarız. Kafanıza takma ya. Tamam yönlüyüm. İkincisi de, şu konuyu da söyleyeyim. Buyurun. Ben de vakıfta görevliyim iki komisyonda. En azından bir arayıp sorulsaydı saat konusunda, gün konusunda ben de bilgi verebilirdim. Salı olabilirdi, çarşamba olabilirdi. Hepsi yoluna girerdi yani. Kollar bile ayarlanmış, saat belirlenmiş. Biz öyle çağırıldık yani. Peki efendim. Daha faydalı olabilir. Teşekkür ederim Mehmet Bey. Sayın Karabük İtfaiye Müdürü Beyefendinin bir söz aldığında buyurun efendim. Nafiz Bey, bizim karşılıklı protokolümüzde yönetmelikte de hangi itfaiye teşkilatı olursa olsun yangın mahalli itfaiye teşkilatının talimatıyla beraber Doğrusu o yapılıyor zaten. Halk dilinde öyle yapılıyor. Konuşuluyor zaten. Bizim aramızda bir sorun yok. Zaten sorundan bahsetmedi de bizim vatandaşımız nasıl görmek isterse öyle görüp değerlendirebiliyor. Ama aslında ben o akşam Mehmet Bey'e iki defa dedim ki ben aracı üst taraftan alacağım. Girebiliyorsan al. Biz üst tarafa aldık. Onlar aşağıdaydı. Diğer zarif rötenin yanında da can konağında koordinasyonsuz çalışmıyoruz. Bu dışarıdan vatandaşı görmek istediği gibi görüyor. Yanlış yansıtıyor. Siz resmi dairedesiniz. Ben halk içindeyim. Bakın geliyor. Bak görmek sadece sizler değil. Belediyemizin üst organlarında olanların da buna uyması lazım. Abi, efendim şöyle bir mevzu aydınlanmıştır. Çok teşekkür ederiz. Sayın Müdür Bey size teşekkür ederim. Yanlı topu ile ilgili vermek istiyordum. Ha, buyurun. Yanım. Biz onu Kasım Bey'le beraber üreticilerini çağırdık, denedik. Hacim olarak büyüdükçe etkisi azalabiliyor. Yani kullanılacağı yerin çok iyi tespit edilmesi lazım. Mesela bir 100 metrekare tavan arasına. Başkanım metreküple değerlendirirsek 35-40 metrekükten sonrasında etkisi gitti. Evet. Birkaç tane konuşsa? Olabilir ama onun da devreye girmesi için belli bir sıcaklığa ulaşıp o şekilde çalışmaya girmesi. Evet. Biz onu motor araçlarında denedik, kaputun altına attık. Kaput açıkkenki etkisiyle, kapalıyken etkisi tarafında çok farklı. Ama jel de 12 metrekarelik bir oda için 35 kilo. O da az değil. Evet. Sayın Başkanım, müsaade var mı? Bir gerginliği de belki açıklayayım. Madem ki yemek olduğunda herkes gelir diyordunuz. Bir sürpriz yapın da herkes bir daha sonrasına gelirse tamam, yemeğe çarpmaz. Gelin ben ısmarlarım diyorum. Buyurun. Tamam. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, biz tamam. Tartışmayı uzatmayın. Tartışma yapmıyorum zaten. Bundan kaç yıl önce tanesi 250 milyon diyeyim ya da 250 lira diyeyim o topların. Biz burada bir yangın söndürme cihazı aldıramıyoruz. 60-70 liralık yangın söndürme cihazını diyor ki fatura getirsem olmaz diyor. Ondan 4-5 tane kim bilmiyorum yani. Yani şimdi belki de daha bağlanmıştır. 500-1 milyon olmuştur. Evet. Sayın müdürümüzün, buyurun efendim. Öncelikle ben hakkımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle toplantıyı güzel yapmışız. Bize de hakikaten çok yararlı oldu. Biraz önce İtfaiye Müdürümüzü de bahsettiğim gibi. Bizim Fahru dediğim projemiz var. Bizim projemiz geçti. Burada zaten bahsedeceğiz. Beraber çalışacağız. Projemiz bu kültürel tarihi varlıkların yangınlardan korunmasıydı. Perşembe günü inşallah İtalyanlar üniversite, Slovenya'dan ve Danimarka'dan bu konuyla ilgili firmalar, üniversiteden arkadaşlarımız gelecek, projemize başlayacağız. Şimdi benim burada merak ettim, tabii ki projemizde bunu toplantıdan projemize sonra... Projemize konusu neydi efendim, tekrar çıkıyor. Bu kültürel tarihi varlıkların yangından korunması. Zaten biz bu projeyi, bu Safranbolu'daki yangınlardan sonra Arma Birliği projesi olarak verdik. Projemiz geçti. 2 yıl süren bir proje. Bu proje sonucunda da işte bu yangınların, bu Avrupa'daki meslektaşlarımız bu yangınlara karşı neler yapıyorlar, neler geliştiriyorlar. Oralara gideceğiz, bunları tartışacağız, görüşeceğiz. En sonunda ortaya bir eser, bir ürün koyacağız. Bunları da tabii ki halkımızla, kamuoyumuzla paylaşacağız. Ama şimdi afetlerde şöyle bir durum var. Afetlerde elbette ki müdahale ve acil durumlar da çok önemli. Müdahale can kurtarırsınız ama önemli olan acil durumların kalbi afetler ölmeden önce önleminizi almaktır. Doğru. Zarara katmaktır. Doğru. Bu da eğitimle olur. İnsanları eğitmekle olur. Şimdi burada gördüğüm kadarıyla
Konuşmacılarımız hakikaten çok değerli bilgiler verdi. Biz yangınların neden çıktığını çok biliyoruz. Sorunları tespit etmişiz. Yani yıllardan gelen bir sorunlar var. Ama buna rağmen hala, şimdi depremler konusunda da öyle. Türkiye'de 1939'dan depremler oluyor. Ve her depremde çeşitli seminerler, konferanslar yapmamıza rağmen her deprem olduğunda da mutlaka 5 büyüklüğünde, 6 büyüklüğünde can kaybı olur. Burada da öyle yangınlar oluyor. İşte geçen iki tane tarihi konağımız yandı. Herhalde vatandaşlarımıza gelmişti. Bu yangınlar oluyor. Bunlara karşı bundan sonra inşallah neler yapabiliriz? Bu konuda değerli katkılarınız olursa beklerim. Bir de şöyle bir şey var. Biraz önce yangın topları dendi. İşte bu yangın topları benim merak ettiğim yangından korumak için yani. Öncesine karşı bir önlem. Yani ısı yükseldiği zaman. Ama şöyle bir şey. Yangın topunu koyduğun zaman ısıdan kendisi patlıyor değil mi? Sizin o... Dağıtıyor yani siz şeyde olmasanız da yani yerinizde olmasanız da yangın topunu herhangi bir odaya bıraktığınız zaman evinizde yoksunuz. Evinizde yangın başladığı zaman zaten ısıya duyarlı. Isı da belli bir seviye çıktığı zaman patlayacak. Siz olmasanız da yangını söndürecek. Yani bu şeydir, müdahale değildir. Yangından önce bir korumadır bana göre. Yangın yani onu oraya koymak da siz bir koruma alıyorsunuz. Onu diyorum ben. Ya bunun gibi şeyler de var mesela. Ne bileyim işte geçen yine üniversitemizde gelmişti. Bir tane yine iş adamımız bu yangınlara karşı, ahşaplara karşı bir ürün geliştirmiş, onu tanıtmıştı yani. Bunun gibi ürünleri zaten biz projemizde düzenleyeceğiz. Ben öncelikle Şefik Dizdar Bey'e çok teşekkür ediyorum. Vakıf başkanımıza böyle bir toplantıyı düzenlediği için. Bu konuda burada gördüğüm kadarıyla konusunda uzman, değerli arkadaşlarımız var. Bize katkı yapabileceklerse katkılarını bekliyorum. İnşallah zaten bizim dediğimiz gibi ortaya güzel bir ürün koyup sorunları test edip bu Avrupa'daki meslektaşlarımızla bunları onlar neler yapıyor bir de onların çözüm önerilerini görüp inşallah bu yangınlar bundan sonra olmaz bunu bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Efendim biz teşekkür ediyoruz Sayın Karabük Afat Müdürümüze gösterdikleri duyarlılık nedeniyle tekrar teşekkürlerimizi sunarız. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun Bey. Buyurun Doktor Bey. İsmim Mustafa Kemal Ergüder, tıp doktoruyum. Aslında konuyla hiç alakam yok ama ilgi duyduğum için yaklaşık bir yıldan beri de Safranbolu'yu sevdiğim için eşimle beraber buraya taşındık. Çok değerli konuşmacılara çok teşekkür ederim. Hepsi konusunda gerçekten uzman insanlar. Benim sadece merak ettiğim bir şey var. Sizler belki burada herkes birbirini yıllardan beri Safranbolu olduğu için tanıyorsunuz. Tamamen tarafsız bir şekilde şeyi soracağım. Şimdi yaklaşık bir yıldan beri Safranbolu'nun içerisinde tüm konaklarda, gerek Bağlar bölgesinde, gerekse çarşı, tarihi çarşıda çok fazla düğün, kutlama vesaire var. Ve burada benim gördüğüm her ay onlarca düğün oluyor ve burada çok fazla havai fişek atılıyor. Evet. Şimdi sorum şu, bu kadar ahşap yoğunluğu olan bir ilçede ve ilde, özellikle ilçede, bu kadar yeşilliğin olduğu bir ortamda, yani ben yıllarca İstanbul'da yaşadım. İstanbul, aslında Zonguldak doğumluyum ama İstanbul'da yaşadım yıllarca. Bu kadar betonarmenin olduğu bir yerde bile tamamen sahil kıyısında havai fişek atılmasına müsaade ederken Büyükşehir Belediyesi, böyle bir yerde havai fişeklerin bu kadar sorumsuzca veya kontrolsüz atılması sizce ne kadar doğru? Çok teşekkür ederim. Doktor Bey'in bu tespiti çok önemli. Sayın Timar Belediye'nin meclis üyesi olarak sizin bu konuda bir görüşünüz var mıdır? Tabii şöyle ki aslında özellikle vakıf olarak biz bu konuda girişimlerde de bulunmadık değil. Yangın tehlikesi, ses kirliliği, görüntü kirliliği konularında vakfımızın oluşturmuş olduğu komisyonların meydana getirdiği raporlar dönem dönem belediye başkanlığına sunuldu. Bugünkü konumuz olan yangın konusunda son 3 yılda 3 yazımız var konuyla ilgili belediye sunmuş olduğumuz. Fakat hiçbirisinden ne bir geri dönüş alabildik ne de önerilerimizle ilgili herhangi bir şeyin gerçekleştirdiğine tanık olmadık ne yazık ki. Sayın doktorumun değinmiş olduğu konu çok çok hassas. Bu konuda da biz gerçekten önemli uyarılarda bulunduk. Fakat belediyemiz bu konuda maalesef hiç harekete geçiremedik. Bu da üzüntü verici bir gelişme. Yine söz alabilir miyim? Bizim kanun yaptırımımız yok. Emniyet bakıyor havai fişek ve o şeyleri öbürki ses üzerine de çevre müdürlüğü bakıyor efendim. Bizim böyle bir yaptırım gücümüz yok. Siz havai fişek atamazsınız falan diye. Onun için cevap verememişler.
Peki efendim. Sayın Sarıcıoğlu. Efendim Nabız abi. Aslanları itfaiyenin diye kapandım. Evet, İsmet Rüştü Sarıcıoğlu. Şimdi buradaki genel konuşmalar tamamen hepimizin hemfikir olduğu şey. Benim tarihi çarşıda sormak istediğim iki nokta var. İkisi de Mehmet Gökçü'ye, çünkü itfaiye ile ilgili sorumlu arkadaş. Eleştirisel anlamda değil, merak ettiğim için söylüyorum. Bu 45 tane yangın vanasının yeni sisteme geçirilmesi düşünülüyor mu? Düşünülüyor mu? Bu bir. İkincisi, Safranbolu'da baca, elektrik ve diğer yangın sebeplerini saydık. Bunun dışında son 1,5 yıldır başka bir yangın sebebi, yangın maddesi daha var, doğalgaz. Çünkü doğalgaz geldi, bu oteller sanırım hemen hemen geçti mi, geçmedi mi bilmiyorum. Bunun bir envanteri mutlaka itfaiyede olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü eski sistemde, kalorifer sisteminde her evin altında bir bomba vardı. Yani bir kazan. Elektrikler kesildiğinde eğer jeneratör yoksa bu tehlike arz ediyordu. Bunların bir envanteri var mı, bir çalışması var mı? Veya biraz önce bahsettiğiniz proje genelinde bunlar ele alınacak mı? Onları merak ettim. Şu anda aklıma geldiği için soruyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun efendim. Daha önce sunumda da bahsetmiştim, bu yeraltı şebekesi 1960'larda öğrendiğime göre yapıldığı için yeni sisteme geçmesi çok zor olduğunu öğrendim. Yani aparatlar bakımından uyum sağlayamadığını, ya komple yeraltı şebekesinin değişmesi lazım öğrendiğim kadarıyla. Öbürki doğalgaz da kazılırken bile bize bir şeyden olmadı. Fel işlerine var mıdır onu bilemeyeceğim. Yalnız bizim kurusunu gördük, sıkışmadı müddetçere fazla bir şey yok. Hatta gazete haberlerinde bir gün Eskişehir'de zannedersem 8 araba olay yerine gitmiş, bunun için itfaiye bir yangını söndüremedi demişler. Halbuki ise en doğrusunu yapmışlar, çünkü doğalgaz yangınlarında itfaiyenin müdahalesi yanlış bir müdahaledir. Aynı etrafı falan sararsa yangın alanını kapatıp kendi kendine sönmesi gerekiyor yani. Biz ancak etrafa sararsa. Teşekkür ederim. Ben başka söz almak istiyorum. Buyurun efendim. Efendim, Hüseyin Zerevir, Şefik abime, Sayın Kızıltan Başkanı'na saygılar, sağlık teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efendim, benim kafamı taktığım yıllardan beri de zikrettiğim şey şu. Sahipsiz evlerin sahipleri bulunup sahiplendirilmesi. Şimdi ben 3 kardeşim, babam vefat ettikten sonra şimdi ev muallakta kaldım. Şimdi bizim evin elektrik tesisatı çok eski. Diyorum ki ablama diyorum, abla şunu gel halledelim. Benim param var. Abime diyorum çoluk çocuğum var. Bana diyorum benim dermanım yok. Bu bir. Bu hisseli evlerin artık bir hakem heyetim oluşturulacak veya bunları uzlaştıracak bir kurum bulunacak. Bunları bir halledelim. Çok sahipsiz. İki, benim çocukluğumda da hatta bizim evin yangınını önleyen de Topal bekçimiz vardı, bilirsiniz hepiniz, başkanım sen daha iyi bilirsin. Bu Topal bekçimiz, yani çok bekçimiz vardı da, bizim sokağa girecek, ben dere sokak normalim sahibiyim. Girecek, bizim odunun yandığını fark ediyor, işte Kızılca kıyafeti koparıp, bizi de uyarıp, mahalleyi de ayaklandırıp yangını söndürdük. Ya Safranbolu büyük felaketten kurtardık. Bu da yani bekçi sistemi veya gece gezen sistemini yani uygulamamız lazım. Bir de bu mahalle aralarındaki disiplinsizliği gidermemiz lazım. Bu sene yazın ben pencereden aşağı bakıyorum. 2 tane genç, benim kava, herkes bilir, uzun bir kavak vardır derenin kenarında. 2 tane çocuk bacaklarını sallandırmış dereye doğru. Artık ne yapıyorlar bilmiyorum. Orada oturdular. Cihazlarında böyle hani parmakla yere atma var ya. Attılar, benim asma vardı duvarda. 10 dakika sonra falan başladı benim asma tütmeye. Hemen alat kapat aşağı indik, söndürdük. Yani bu bizim güvenliğimizi, emniyetimizi sağlayan artık bir kamera sistemi mi kurulur? Bir gezici, bir emniyet unsuru mu olur? Zaten bizim dere sahipsizdi düne kadar. İnşallah bundan sonra ışıklandırılacak, belki
bir sahibi çıkar. Teşekkür ederim. Sizin dere sokağınız şimdi Safranbolu'nun en mütenay bir ilçesi oldu. Ama herkes de satılık gazı nedense. Öyle mi? Herkes evlerine satılık gazı. Çok mu para ediyor? Yani? Bilmiyorum. Para ettiği falan da yok ama. Teşekkür ederim. Bir teşekkür ederiz efendim. Buyurun Sayın Şehirli. Ben Cüneyt Bey'e sormak istiyorum. Sizin bu püre gerçekten çok ilgimi çekti. Yani bu kadar güzel bir malzeme. Arkadaşlarla sohbet ederken bunun kanserojen etkisi var mı dendi. Kullanılan maddeleri gerçi saydınız yok gibi gözüküyor ama bir de sizden ben o arkadaşlara bilgi vermek açısından öğrenmek istiyorum. Bir ikinci bir hususu da 2009'dan itibaren dediniz bunu. Bugüne kadar hangi itfaiyeler kullanıyor? Kullanım alanı mesela bir sürü resim gösterdiniz, hep el üzerindeki resimleri. Evet. Hiç mi bir söndürme örneği yoktur? Söndürme etkisi nedir? Bir bilgi verirseniz. Tabii. Şimdi 2009 senesinde ben bunun üretimine başladım. 2011'e kadar laboratuvar çalışmaları devam etti. 2011 senesinde sonucuyla patent başvurusuna başvurdum. Patent başvurusuna başvurduğunuz zaman ürünün satılışı yasak oluyor. Yani ürün patentleninceye kadar satışı arzı yasak. 2013 senesinin Temmuz ayının 29'unda incelemesiz patent verildi. Ama bundan önce de yurt dışı incelemeye gitti. Avusturya'da incelendi. 2013 yılında incelemesiz patent verildikten sonra bu 7 yıllık bir süresi var. Bu süreden sonra incelemeye dönüşmesi gerekiyor. Bu süre kayıplarımızı de iyi kullanabilmek için bundan sonraki incelemedeki süremiz 25 sene. Yani bu ürün bu sene başvurumuzdan sonra 25 sene daha bizim bünyemizde kullanma hakkı, yani Türkiye'nin kullanma hakkında sahip olacak. Diğer ülkelere de ona göre verecek. Bu süre içerisinde satışa sunulmasında bir engel oluyor. İncelemeli başvurumuzu yaptığımız için. İnşallah incelemeli başvurumuzun sonucu geldikten sonra ortama sorun vereceğiz. Kanserojen olayına gelirse kendisi tamamen kağıttan üretiliyor. Asit borik, ben size burada konsantrasyonlarını söyleyeyim. Biraz daha, hani daha ince detaylar var çünkü tam sonuçları var. Çünkü odayı kapladığını anlıyorum ben bunu. Tabii. Kapsa temizlendikten sonra mutlaka bir etkisi kalabilir. Bu sefer yangından kurtarılacak yani, kişi... Doktor Bey, Mustafa, Doktor Bey'imiz de burada anlattığım zaman daha güzel size anlatacak. Asit borik. Turnusolun rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimdeki hidrojenin yerine maden olarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik olmaktadır. Hafif antiseptik etkisi olan ve bu amaçla en çok göz damlalarında, pomatlarda ve talk pudralarında kullanılan bir ilaç olan genellikle %5 ve 10 konsantrasyonunda kullanılan asit borik tüm bu özelliklerini de buluşumuzda da aynı şekilde göstermektedir. Şimdi bu bizim ifademiz tespit edildi. İncelemelerde de bunlar hepsi incelenerek onaylanan. Yani Sağlık Bakanlığı'nın göz damlalarında, pomatlarda kullandırdığı konsantrasyonda biz de bunu kullanıyoruz. Mesela ondan sonra kostikten belki rahatsız olabilirsiniz. Kostik tabii kostikli yaradığıyla sodyum hidroksit beyaz renkte nem çekici bir maddedir. Bunun özelliği suyu emdirebilmemizdir. Açık açık söyleyeyim. Suda kolaylıkla çözünür ve yumuşak ve kaygan sabun hissi veren bir çözelti oluşturur. Sodyum hidroksit laboratuvarda karbondioksit gibi asitik gazları yakalamak için kullanılır. Yani bu laboratuvar ortamlarında kullanılan bir ürün. Endüstride birçok kimyasal maddenin yapımında ipek, sabun, kağıt, boya, deterjan endüstrisinde ve petrol rafinerilerinde kullanılır. Kağıt yapımında kullanıldığında, yani kağıdın varoluşunda zaten kostik bir ana elementidir. Karışımı olumsuz etkileyecek herhangi bir reaksiyonu gerçekleştirmemekte, ayrıca karbondioksit gibi gazları yakaladığından dolayı yangındaki yanıcı maddeyi oksijensiz bırakarak yangını söndürmekte ve yangının oksijen ile beslenmesini engellemektedir. Gliserinin
halk arasında çok fazla bir şey görünmüyor ama onu da söyleyeyim. Ha, tabii glisyenin bazı yönleri tehlikelidir. Ama bizim burada kullandığımız yönleri farklı. Onu da anlatayım. Gliserol olarak tanınan bu sıvı polar organik bir trioksidi alkoldür. Hafifçe tatlı, zehirleyici olmayan bir sıvıdır. Su ve alkol ile karışır, asetonda çözülür. Tıbbi gliserol şeker hastalığında, şeker olarak ayrıca dıştan deriye uygulanan merhemlerle ve kabızlıkta fitil olarak kullanılır. Ayrıca tehlikeli tarafı dinamit yapımında da kullanılır. Trigliseritin ve nitrik asit ile birleştirilerek dinamitte yapılabilir. Sadece nitrik asit ile birleştiğinde ise çok güçlü nitrogliserin yapımında kullanılan gliserin buluşumuzda zehirleyici ve toksit olmamasını sağlamaktadır. Yani burada her kullandığımızın avantajlarını ve dezavantajlarını belirterek sonucunda incelenen bir patent. Maliyet ne olacak acaba maliyet? Şu andaki maliyet ton olarak 500 lira düşünüyoruz. 500 lira. Tonunun da matematiksel hesaba göre 500 metrekare yer kaplandığı olarak hesaplanıyor. Ama tabii bu transfer halinde hiçbir zaman bu metrekareyi sağlayamazsınız. Yoğunluk ne kadar bunlar? Efendim? Yani 1 metre küpünün ağırlığı ne kadar? 1 metre küpünün ağırlığı sonuçta suyla kağıdın birleşimi. Kağıdın orantısı %60, suyun orantısı %40. Yani bu toplam 1.1 gibi bir şey gelecek. Ya yani bu değişebiliyor hava şartlarındaki yani günün sıcaklık şartlarına göre. Çünkü üzerine aldırabildiğimiz imkan o andaki konuma bağlı. Burada bir 6 günlük bir mayalama süresi oluyor bu. Hani değişik çünkü en fazla indirilen kağıda indirilen su miktarı birim hacminin 13 katı. Biz 22 ve 26 katını indirebiliyoruz. Bu 22 ile 26'lıyı belirtmemiz en soğuk havada 22, en sıcak havada 26. Bir türlü 27 yapamadık ama işte bu. Oradan da yani özgür ağırlığı tam kesin olarak veremiyorum ama genel yapısı bu. Başka içindeki kullandığımız başka... Teşekkür ederiz. Makinemiz bir hayli uzadı. Sanıyorum Doktor Bey sizin... Bir şey doldurur. Nerede düz var? Cüneyt Bey... Burada bir şey kalmamış ki. Burada bir çiftlik etmek istiyorum siz bana. Söz hakkı verdiğiniz için. Şimdi Sayın Şehir'in sormak istediğim de aslında çok net bir şekilde şu. Buradaki tüm dinleyicilere yanlış bir mesaj gitmesin. Ben de yıllarca ilaç sektörüyle mutlucu olarak çalıştım. O kimliğimin haricinde çok fazla ilaç başvurusunda bulundum. Doğru. Aslında buradaki temel şey şudur. Şimdi siz o kadar güzel anlatıyorsunuz ki her ürün kendi içerisinde kanserojen olmayabilir. Doğru. Ancak bunlar birleştiği an sadece ve sadece bunun kanserojen olup olmadığı sizin söylediğiniz bu incelemesiz başvuruda değil, incelemeli başvuruda hasta üzerinde, yani benim tabirimle hasta üzerinde ama bir hayvan üzerinde, canlı bir denek üzerinde uygulanıp bizim kontrollü çalışma, vakal kontrolü çalışma dediğimiz bir çalışmayla tespit edilir. Ondan sonra patentinde yayınlanır. O yüzden şu anda hani buradaki dinleyicilere yanlış bir mesaj gitmesin. Ben gitmesin. Tabii ben de. O ürünün şu anda kanserojen olup olmadığı hakkında ne siz ne de biz ne de bu yapacağımız bir yorum yapamaz. Yapamayız ama genel kanıyı söylüyorum. Bizim de piyasaya verememiz nedeni zamanında 25 seneyi elde edebilmemiz için beklememizdir. Yani bu süre içerisinde verdiğimiz zaman bu şekilde gelecek. Bu süremiz zaten bitiyor. Bu aradaki bütün araştırmaları son 25 seneyi kazanmalıyız. Sonuçta hem kendimiz hem sonuçta ülkemiz için. Efendim teşekkür ederiz. Daha zaten bu ürünün incelemeli patent çalışmaları devam ediyor. Henüz o safhaya ulaşılmış değil. Buyurun sayın arkadaşlar, başka söz almak isteyen olmadığını görüyorum. Panelimizi burada sonlandırıyorum. Söz sayın sunucumuzda. Sayın Timar'da. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim sayın başkanım. Değerli konuklar, sabrınızdan dolayı, daha da önemlisi duyarlılığınızdan dolayı, Safranbolu'ya olan ilginizden ve sevginizden dolayı sizlere çok çok müteşekkiriz. Vakfımızın düzenlemiş olduğu bu toplantının Safranbolu için ümit ederiz ki doğru, yararlı bir takım neticelere ulaşılmasında katkısının olmuş olmasını temenni ediyoruz. Bir sonraki toplantıyı umarım yemekli yapabiliriz.
Nafez Bey. O zaman bize yer almaz. Semet diye gelmiyoruz. Safranbolu olursa gelir. Gerçek Safranbolular onu aramazlar elbette. Burada efendim. Ama 15 kişi geçmiyoruz hemşeri olarak. Maalesef. Turizmle ilgilenenlerden maalesef kimse yok. Efendim. Nerede evet. Konak sahibi olup da işletme sahibi olanlar? Daha önceki toplantılarımızda da aynı makus sonucu yaşadık. Çok. Yalnızlığımızdan çok onları ilgilendiriyor aslında. Haklısınız. Evet. Hepinize katılımımızdan dolayı, ilginizden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki toplantımızda buluşmak üzere. Ya, tarih konusunda bir şey söyleyeceğim. Mehmet Bey, bu tarihin belirlenmesinde Cüneyt Bey'in Safranbolu'da bugün için bir randevu olması etkili oldu. Kendisini bir sonraki sefer rahatsız edemeyeceğimiz için bunu değerlendirmek istemiştik. Yoksa tabii başka konulara dikkate alamadık. Hepinize iyi akşamlar, saygılar efendim. Uygulamalı bir tatbikat şey vardı, uygulamalı bir program. Burada yapmaya çalışıyoruz. Abi bu. Başka yapmayacağız. Cüneyt Bey tekrar gelecek. Tekrar geldiğinde açık alanda. Onu programımızda olduğu için onu açıklamadınız. Teşekkür ederim. Hayır hayır, bunlar hep Galatasaraylı. Bunları hiç ben fener değilim. Arkadaşlar, Aytekin Bey'in servisini ziyaret etmemizi öneririm. Çarşı geliyor. Ben çarşı geliyor. İyi misiniz? İyi. Çarşı Alaaddin abi. Teşekkürler. Sen nasılsın? Sağ ol. Aslında bizim Safranbolu'da bir ekip kurmamız lazım bu yangınlarla ilgili. Tamam Alaaddin. Valla. Şey şu kapat.